Benim çok sevdiğim bir yer var. Bunu bir izleyici de sormuş. Ne güzel. Çok mutlu oldum buna. E, Memduh Başkan'ın Güven abi'nin bir repliği bu. Diyor ki karanlık büyüyor Vesat. Bir ülkede karanlık büyüyorsa ona hakim olmak gerekir. Yoksa seni de, beni de, vatandaşı da bütün aydınlığını yutar ülkenin diyor. Bu ne müthiş bir bölümdü. Ya yani ne müthiş bir konuşmaydı. Size biraz ülkenin durumunu sorayım mı abi? Buradan. E, Mayıs'ta işte seçime gidiyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Yani sokağa çıktığınızda nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Yani umudun var mı diye mi e, soruyorsunuz? Haliyetin, üyesini, yani? vatandaşın nasıl görüyorsunuz? Ülkenin umudun durumu, var mı diye mi soruyorsunuz? kendi umudunuzu nasıl görüyorsunuz? Umudun var mı diye soruyorsun evet. yani. Bu soruyu niye soruyorsun mesela? O kadar umutsuz mu görüyorsun sen ülkeyi canlar? Ben umutsuz görmüyorum. Ben, Yok. Ben gayet umutlu görüyorum. Ülkeyi. Ben de çok umutlu görüyorum. Umutsuz yani. ama umutlu görüyorum. E, dibe vurmadan suyun üstüne çabuk çıkamazsın yani. Önce bir dibe vurmamız gerekiyor ki aya zemine sert vuralım yani. Bir daha da böyle bir olayın içerisinde macera aramayalım. Ders olsun demek gerekiyor herkese. Ya sen ne diyorsun? Ya sokağa çıktığında mesela nasıl bir ülke görüyorsun? Ya, İnsanların yüzünde ne okuyorsun? Sokağa çıktığında şöyle, insanlarda da onu görüyorsun. Ülke gibi. Yani bir saati, bir, bir dakikası, bir dakikasına uymuyor ama... Bir garip bir durum var. Yani ne olursa olsun... Ee, neler yaşadı bu ülke biliyoruz yani yakın tarihte. Ne olursa olsun bir şekilde yine küllerinden doğuyor. Hiçbir zaman umudunu kaybetmiyor. Ya yani herkes her şeyden şikayetçi ama sonunda herkesin bir aması var. Bu benim e, hakikaten o ama işte bizi bağlayan şey. İşte bakacağız o amaya artık. Yok ya yani e, Türk halkı gerçekten çok bilinçli bir seçmen olmuş durumda bana soracak olursan. Şu yaşadıklarımızda daha hezeyanlı hareketler yaşanabilirdi ama o hezeyanlarını kendi işlerine daha olgun bir şekilde zamanını kollayarak değerlendirmek istediklerine inanıyorum ben Belkan, açıkçası. Berkan sen ne diyorsun? Ee, ben biraz it idealist bir adamım. Ee, ülkemden ve vatandaşlarımdan hiçbir zaman endişelenmedim. Ee, hiçbir zaman da endişelenmeyeceğim. Ee, ve her daimde Konuşabilmeleri gerektiğini düşünüyorum insanların. Çünkü konuşmazsanız, konuşamıyorsanız başka şeylerle kendinizi ifade etmeniz gerekir. Bu da çok sıkıntılı bir durum yaratır bir ülke için. Ama yurdum insanına güveniyorum ve her daimde yanında olacağım. Hiçbir zamanda ümidimi kaybetmeyeceğim diyeyim ben. Ya çok enteresan değil mi? Yani şimdi e, memura işçiye zam yapıyorsunuz ama diğer her şeye de aynı oranda zam yapıyorsunuz. Yani şöyle düşün ekmek 1 lira adamın maaşı 5 lira 7 lira oluyor ekmek 3 lira oluyor. Aslında pek de öyle değil biliyor musun abi? Yani e, hayatın pahalılaştığı kadar insanların maaşlarına zam yapılmadı yapılamıyor yani yok ben bundan bahsediyorum ha. tabii Siz, ki sanki yani. aynı oranda zam yani. yapıyor gibi amacınız öyle hayır. değil hayır hayır öyle değil yani hani ama yine zam yapmaya devam ediyorsun tabii. zam yapmışsın yani yeterli zamma almamışsın o zamın üstüne tekrar zam yapıyorsun yani son 4 aydır yani insanlar etiketlemekten parmak uçları topladı bence yani tabii. süpermarketlerde <laughs> Abi asgari ücret 8500 lira oldu iyi ki oldu çok güzel hareket şahane daha da olsun yani hiç bunu eleştirdiğimiz falan yok ama. Ama bunu nasıl değerli 8500 lira yani? İstanbul'da bir ev bulsanız abi. Mümkün değil. Kiralık. Hadi orta ölçekli yani. bir iş yerine 8500 lira bu kendi içerisinde %40 da bunun vergilerini koy yani 12 bin liraya falan mal oluyor yani bir abi. personel o küçük ölçekli iş yerine.